Eğer Türkiye'nin iç bünyesiyle oynanırsa ve 1000 senedir bir arada yaşayan bu insanları etnik sebeplerle veya mezhep sebepleriyle bir takım ayrıcalıklara, Türkiye'nin idaresini zorlaştıracak ayrıcalıklara kavuşturursak, bunun karşısında Türk milliyetçiliği çıkar. Yani Türk milliyetçiliğinin bunların karşısında ne yapacağı da bilinemez, onu söyleyeyim. Yani bilinemez demek istediğim şu. Yani ben diyorum ki Türk milliyetçiliğini hareket haline getirecek bir takım şeylerden kaçınmak lazım. Yani o çok büyük güçtür. Evet. Ve aslında yani o Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekasına veya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şu veya bu şekilde tökezlemesine sebep olacak bir takım şeyleri karşılayacaktır. Ben zaten bunlar olmasın diye söylüyorum bunu. Yani Türkiye ne yaparsanız yapın ses çıkmaz bomboş bir ülke değildir.